Yine Cenab-ı bize bir ticaret gösteriyor. Nasıl bir ticaret yapalım ki? Bu ticaret neslisinde esas ticaret ahiret ticareti. Ahiret için dünyaya geldik. Dünya bir talebe olarak, imtihan olarak geldik. Ayet-i Kerime, ey iman eden, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Acı bir azaptan kurtaracak. Yani basit bir şey değil. Acı bir azaptan kurtaracak. Allah ve Resulüne inanır, iman eder. İmanın göstergesi, mallarınız ve canlarınızı Allah yoluna cihat edersiniz. Eğer yani biliriz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde Allah sizin günahını bağışlar. Sizi zeminden ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerinde o güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluştur buyuruluyor. Diğer okunan ayet-i kerime Saffat suresinde Cenab-ı Hak nasıl bir dost olacak kuluyla. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam misal veriyor. İbrahim Aleyhisselam nasıl dost oldu? İkinci büyük peygamber. ile dost oldu. Halil İbrahim bereketi oldu. Canıyla dost oldu. Ateşe girdi. Ateş Gülistan'a döndü. Canıyla dost oldu. Tek kendisinin devam eden parçası, çok sevdiği oğlu vardı İsmail Aleyhisselam en ağır bir dostluk orada Cenab-ı Hak onu kurban etmek için çünkü öyle bir vaat etmişti İbrahim Aleyhisselam. O o şekilde hanımına dedi Hacer validemizi, oğlunu dedi süsle dedi, guslettir dedi. Ne yapacaksın dedi? Onu bir dostuma götüreceğim dedi. Aldı İbrahim şeyi. Yolda giderken de oğlum dedi herhalde belki 7-9 yaşlarındaydı öyle bir emiri geldi dedi, ben seni kurban edeceğim dedi. Baba razıyım dedi. Tam o Akabe'ye geldiklerinde, Akabe, o şeytan taşlama geldiklerinde, bak Cenab-ı Hak o ihlası devam ettiriyor ta kıyamete kadar. Büyük şeytan geldi, dedi ki, İbrahim dedi, senin gördüğün rüya şeytanidir dedi. İnsan oğlunu keser mi dedi. Döndü İsmail Aleyhisselam'a döndü. Bak çocuk dedi, baban seni kesmeye götürüyor dedi. İkisi de taşladılar. Demek ki şeytan taşlama. Sırf haçta olan iş değil. Cenab-ı Evuzu Billahimine şeytanı racim. Her an bizi ameli salihleri şeytan taşlamamızı istiyor. Ne kadar ameli salih işlersek o kadar şeytan taşlarız. Eğer ameli salih işlemezsek, fucura meyledersek o zaman bizi şeytan taşlamaya devam ediyor. En nihayet o kurban kesme mahalline vardılar. İsmail Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam vedalaştılar kıyamette görüşmek için. Baba dedi gözlerimi bağla dedi, bana bakma dedi. Evlatlık şeyleri dedi, belki dedi tereddüt edersin dedi. Velhasıl tam piça boğazına koyunca Cenab-ı Hak İbrahim sana selam dedi. Sana selam olsun İbrahim dedi. Bu dedi zor, açık, büyük bir imtihandı dedi. Bir nam verdik böyle İbrahim Aleyhisselam. O bizim mümin kullarımızdan da buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mümin sıfatının tecelli ettiği bir kul olduğunu bildiriyor. Yine İbrahim Aleyhisselam Allah'ın verdiği nimetleri daima bir tefekkür halindeydi. Daima Cenab-ı Hakk'ı bir aziyet içindeydi. Yaptıklarını az görüyordu kullukta. Vela tuhsini yevmiyub buyuruyor. Ya Rabbi diyor beni kıyamet günü mahcup etme ya Rabbi diyor. Çünkü peygamberlere de Cenab-ı Hak verdiğimiz verdikleri nimetlerden sorulacaklarını bildiriyor. Gönderdiğimiz toplumlara, peygamber toplumlara ve gönderdiğimiz peygamberlere de hesaba çekilecek çekileceğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Ki bu kendi durumumuzu test etme durumundayız. Velhasıl Cenab-ı Hak indemel usru yusra, indemel usru yusra buyuruyor. Her zorluktan sonra kolaylık geliyor. Velhasıl dünyada da bu nefsin arzularına katlanılacak. Kalp merhaleler kat edecek. Cenab-ı Hakk'a güzel bir dost olacak. Ondan sonra indemel usru yusra, indemel usru yusra bir huzur hali, bir kolaylıklar gelecek. Nasıl olacağız? Feyza feravt efen sap ve ila rabbi kafar Müminin boş şey olmuyor. Bir hayır biti diğer hayra koşacak. Çünkü boşluk cenab Hak istemiyor. Boşluk olduğu zaman nefsane hayat kendini gösterir. Bu cenneti satın alanların durumlarını cenab Hak bildiriyor. Onlar ettaibun. Hep tövbe halinde olanlar, istiğfar halinde olanlar. Tövbenin en güzel kıvam vakti de ne zaman? Her zaman fakat billah vel müstağfirine bil eshar. Seherlerde istiğfar edebilmek. Azimizi düşünmek. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını tefekkür etmek. Yaptığımız ameli sahileri az görebilmek. Efendimiz 70 kere 100 kere istiğfar ederim buyuruyor. Kendi kendimizi bir Allah'ın verdiği nimetlerinde ne kadar bedenini ödüyoruz? Cenab-ı Hak zira şükreden kullarım azdır buyuruyor. O Cahra şeklinde Estağfurullah azim O istifarın içine bulunabilmek. Hayatımızda o istifarın içine girebilmek. O Estağfurullah'ın Azimin bir arkasında durabilmek. Bir tövbe nasıl haline gelebilmek. Yanlışlarımızdan nefret edebilmek. Ondan sonra el abidun buyuruluyor. İbadet edenler hep ibadetler bizim için. Bütün kainat ibadet etse etmez Allah'ın azametiyle değişmez. Namaz bizim menfaatimize. Namaz zorunlu secde et bir yaklaş buyuruyor. Faşada münkerden men eder buyuruluyor. Fakat kat efler müminin müminler felah buldu namazın huşu ile kılmasında zaruri olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Huşun zaruri. Yani kalp ve beden ahengi içinde bütün ibadetler olacak. Oruç öyle olacak. O da Allah'ın nimetlerini bize tefekkür ettirecek. Aman ya Rabbi dedirtecek nimetlerini düşünüp. Diğer mahlukata ne kadar nimet veriyor? Bize kaç türlü nimet Cenab-ı Hak veriyor? Zekat, infak, sadaka, mal kimin? Biz mülkiyet için gelmedik. Cenab-ı Hak bir imtihan olarak ve ihsan etti. Ne kadar verse onu bir imtihan, vermediyse o da bir belki ayrı bir selamet. Rivayet ki Süleyman Aleyhisselam bile çok Cenab-ı Hak nimet verdiği için hesabından dolayı diğer bazı peygamberden daha geç cennete girecek. Elhamidun kul devamlı hamd edecek. Yani övgü neyi görse Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Her gördüğü vitrinde, ilahi vitrinde Cenab-ı Hak'la buluşacak. Gördüğü bir çiçekte, Cenab-ı buluşacak. Evladına bakıp Cenab-ı da buluşacak. Ye, yediği nimetlere bakarak kim verdi, niçin verdi, niye verdi? Cenab-ı buluşacak. Ne kadar helayetliğine dikkat edecek. asıl hep hamd deden, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ilk ayet her rekatta tekrarlattırıyor bize Cenab-ı Hak. Demek ki kul daima bir hamd, Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun, hamd olsun, kalp bu halde olacak. Ne ahvalde olursa olsun es Allah için yolculuk edenler, oruç tutanlar. Er-râkiûn, secdesi, bir, secdesi ayrı bir, rükusu ayrı bir güzellik olanlar. es sacudun secdesi ayrı bir güzellik olanlar. Secde yaklaşcana yaklaş Cenâb-ı Emri bir maruf ve nehi ani münkerde bulunanlar, kalp terakki edecek, kalp merhaleler kat edecek, o kalple emri bir marufta bulunacak. Ondan sonra Vel hafizun li hududillah. Allah'ın verdiği hudutlara dikkat edecek. En mühimi de bu, en zoru da bu. Allah'ın verdiği hudutlara dikkat edecek. Kardeşler, zahiri farzlar var. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Nedir bu zahir? Namaz, oruç, zekat, haç vesaire. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor, efendim sen en güzel bir ahlak üzersin buyuruyor. Efendim buyuruyor, kıyamet günü müminin kulun terazi güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Demek ki burada zahiri farzların batini farzlarımız ne kadar bizim? Bunu en başında cömertlik geliyor, merhamet geliyor. Sahabi diyor ki, Ya Allah, biz hepimiz cömertiz diyorlar. Yok diyor Efendimiz. Gerçek cömertlik, am ve şamil merhamettir. Bütün Allah'ın mahlukatına, ne kadar kainatta Allah mahlukatı varsa neyle karşı hepsine merhamet. Cenab-ı Hak hepsini rızkını ver, hepsini yaşatıyor. Bizden de Cenab-ı Hak merhamet istiyor. İşte Mevlana diyor ki Şems diyor bana bir tek şey öğretti. Tabi o her şeyin en başında geliyor. Eğer dedi bir muzdarif varsa dünyada, bir üşyen varsa sen Celalettin ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Ben de biliyorum ki üşüyen de var, muzdarip de var. Onun için ben bir türlü ısınamıyorum diyor. Tabi bu neyin? Bu kalbin ısınması, bedenin değil. Velhasıl cömertlik, imandan gelen bir merhamet mahsulü. Merhamet ise başkalarının mahrumiyetin telafi için onların onların yardımına koşmak. Demin bir Suriye'nin ızdırabını duyabilmek bugün bir gazenin ızdırabını duyabilmek. Allah-u Teala cevattır, yani cömerttir ve ihsan sahibi de bu sebeple cömertliği sever. Cenab-ı Hak da bizim cevat olmamızı istiyor. Yani ismen cevat değil, fiilen cevat olmamızı arzu ediyor. Velhasıl çok hadis-i şerifler var. Diğer bir husus, farzlardan adalet, hak ve hukuk bu da çok mühim. Her cuma hutbesinde okunuyor Allah Teala adalete. Demem En mühim adalet. Bu adalet çok zor bir şey. Hakkı tevzi edebilmek. En basit bir araba kullanırken biri sollayarak o kadar arabayı geçmemek. Demin bir balkondan bir şeyi bir kilimi silkmemek, aşağı komşuya zarar vermemek. Komşularınıza Yemek kokusuyla eziyet etmeyin buyuru. Bir hak hukuk işte bugün kebaplar, mebaplar, dönerler, mönerler nasıl sergileniyor? Nasıl bir mahrum gözler takılıyor? O mahrum gözlerinin takıldığı şeyler ne kadar şifa verebilir? Adalet, ihsan, akraba yardım kesinlikle emreder. Çekin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaleti hükmetmenizi emreder buyuruyor. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshab-ı kiramı topladığı vefatına yakın tabii kendi şahsına ümmete misal verdi. Dünyada rezil olmaktan ahirette rezil olmak çok daha beterdir buyurdu. Helalleşin buyurdu. Kendinden misal vererek Kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun buyurdu. Kimin malını bilmeden almışsam işte malım gelsin alsın buyurdu. Ve hepimizin üzerine dikkat edeceğimiz hakikaten bir yanlışta bir çatık kaşta bulunduk mu? Bir kalbi diken batırdık mı? O ta kıyamete gidiyor. Ikra kitabek. O bizim dosyadan oraya havale ediliyor. Nasıl bugün bir kompütüre bir bastığın bir noktaya istediğin yere gönderiyorsun. Onun çok daha ötesinde hak-hukuk, bu, bu da hak-hukuk da Allah'ın affının dışında bırakıyor Cenab-ı Hak, kıyamete gidiyor. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hak-şinas olacak, hak-hukuka dikkat edecek. Efendimiz vefat ederken de iki şey üzerine çok durdu. Ravi diyor ki Allah razı sesi kısıldı, devam ediyordu. Namaz, namaz, namaz. İkinci emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Bilhassa burada iş sahiplerinin, güç sahiplerinin çok dikkat etmesi lazım. Çünkü karşısındaki onun altında olduğu için ona mukabelede bulunamaz. Eğer bir yanlış yapmışsa hemen onu bertaraf etmeye çalışması lazım, bir gönlünü almaya çalışması lazım. Bak onun için Bezmi Alem Valide Sultan Şam'da kurduğu vakıfta müstahdemlerin sehven yanlışlıkla kırdıkları eşyaları tazmin vakfı kurdu ki bir müminin kalbine bir diken batırılmasın. Hem batırılan incinmesin, hem de batıran günaha girmesin. Tevazu, bu da farz. Ne buyuracağım? İbadur Rahman, Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar, yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar. Bize neyi kim verdi? Vermesi olur muydu? Onun için Allah'ın bir kulunu Allah'a kurulu istifaf etmek, istihkar etmek çok büyük bir cürüm olmuş oluyor. Can veylü lükül hümezetül lümeze hepsine yazıklar olsun buyuruyor. Kaç göz işareti bulunan, küçümseyenler vesaire. Sen öyle olabilirdin, o senin gibi olabilirdi. Mevlana diyor toprak gibi ol diyor. Nasıl toprağa bütün mahlukat toprağa gezer, çiğner, curufunu yapar, toprak temizler onu, bereketlendirir ve toprak gibi ol buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, allah Teala böyle o kadar mütevazı olun ki kimse kimseye böbürlenmesin. Kimse kimseye zulmetmesin diye emretti. Nâhit, ayet-i işte ahiret yurdu. Biz onu gerçekten böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulanmayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerindir.